Demek asoslarının kimyoviy xossalarini ko'rib chiqamiz. Endi asos qanday reaksiyalarni beradi, bu uning kimyoviy xossasi hisoblanadi. Va ancha ximiyaga kirishib qoldingizlar, asos xossali modda nima bilan reaksiya kirishi mumkin degan savolni masalan odam o'zi o'ylashi kerak va asos bilasiz, kislota xossasiga teskari hisoblanadi ximiyada. Va barcha asoslar barcha kislota xossali moddalar bilan reaksiya kirishadi va neytral modda tuz hozir qilib beradi. Masalan, asosning o'zi kislota bilan reaksiya kirishib ketadi. Asos plus kislota, tuz plus suv. Ximiyada organik kimyoda asos bilan kislotalar tuz va suv hosil qiladi. Har doim xuddi yaqinda organik kimyo guruhimizda o'tayotganimiz eterifikatsiya reaksiyasini kecha gaplashdik. Eterifikatsiya reaksiyasida karbon kislota plus spirt barobar murakkab ifin plus suv. Xuddi anorganikada neytrallanishga o'xshaydi dedim. Demak, asos xossali modda bilan har doim kislota xossali modda ta'sirlashganda neytral muhit beruvchi tuz va suv hosil bo'ladi. Bu ximiyada neytrallanish nomi bilan mashhur hisoblanadi. Asos kislotalar o'zi bilan kislotali oksidlar ta'sirlashadi. Amfoter asoslar kislotalar bilan asos bilan ta'sirlashadi. Xossalari. Bundan tashqari asoslar tuzlar bilan ta'sirlashadi. Faqat reaksiya sharti yangi asos yangi tuz chiqadi. Reaksiya sharti mahsulotlardan biri cho'kmaga tushishi kerak. Bundan tashqari asoslar ayrim metal maslar bilan, masalan, kremniyga o'xshagan metal maslar bilan natriy gidroksid yarmalari reaksiya qilib mahsulot chiqarib beradi. Metal, ayrim metal maslar bilan ta'sirlashib mahsulot chiqarish xususiyatlarini ko'rishimiz mumkin. Va ximiyada har doim esdan chiqmasin, asos plus kislota barobar tuz plus suv. Mana shu qolipga bo'ysunadi. Har doim asos kislota qilsa tuz plus suv. Va bu reaksiya neytrallanish nomi bilan mashhurdir. Neytrallanish. Asosdan kislota kuchi 40 qiladi bir-birlan ta'sirlashib, chunki asos kislota kuchi, kislota asos kuchini 40 qiladi. Va shu uchun teriga kislota to'kilganda mana laboratoriyada ishlash xavfsizlik texnikasida agar teriga kislota to'kilsa, kislota to'kilgan joyni ko'p miqdor suv bilan yuvib, soda bilan yuvish kerak. Soda natriy karbonat suv deb ishqoriy muhitda ro'yxash hosil qilishga erishadi va kislota kuchini 40 qiladi. Va siz terizga to'kilgan kislota, masalan, agar konsentratorlangan suv paketi bo'lsa, teri hujayralaridagi suvni tortib, kuchli kuyish hissini paydo qiladi. Va bilasiz, kislota kuchini har doim asos 40 qadar reaksiya kirishib turadi. Shuning uchun ham teriga kislota to'kilsa, ishqoriy muhitni beradigan moddalar bilan qaytib ko'p-ko'p yuviladi. Agar ishqoriy muhitni beruvchi narsa terizga to'kilsa, kislotali muhitni beruvchi modda bilan yuviladi. Chunki asos kuchini kislota, kislota kuchini asos 40 qadar. Va oshqozonda kislota ko'payib ketsa, mana oshqozondan bilasiz, kuchli xlorid ishlab chiqariladi. Shuning uchun ham oshqozon shirasi kuchli kislotali hisoblanadi. Oshqozonda kislota ko'payib ketsa normaldan siz yana kislotali muhit beradigan mahsulotlar iste'mol qilmasligingiz kerak. Ya'ni o'shani o'sha kislotali muhitni oshib ketishi organizmga paydo qilayotgan nojo'ya ta'sirlarni yanada kuchaytiradi bu. O'shanda vrachlar ham mana shu uchun aytamanki, har doim yaxshi vrach ximiyani yaxshi bilish kerak. Chunki organizmda endi tibbiyot dori-darmonmi tirik? Dori-darmon ximiya. Organizmda bo'layotgan o'zgarishlarni ximiya tarafini yaxshi bilsangiz agar o'shanda siz nima qilishni bilasiz. Shuning uchun ham yaxshi vrach ximiyani ham yaxshi bilish kerak. Shuning uchun ham agar organizmda kislota ko'payib ketsa mana limon ko'p iste'mol qilsangiz kislota ko'p ketadi. Limon ichida limon kislota bor masalan. Va ulardan qon bosimiga ham ta'sir qiladi, to'g'rimi? Xalta o'rtadan ham bilamiz. Nimani qon bosimini tushiruvchi moddalar bor, oshiruvchi moddalar bor masalan. Shunga o'xshab, demak, organizmda kislota ko'payib ketsa, ishqoriy muhit beradigan mahsulotlar buyuriladi. Vrachlar tomonidan mana shunaqa mahsulot iching deydi. Va o'sha organizm kirgandan keyin anu kislota kuchini 40 qadida nojo'ya ta'sirni berayotgan dozani pasaytiradi, nojo'ya ta'siri kamayadi. Demak, mana shu mexanizmga asoslangan bo'ladi. Asos bilan kislota, tuz bilan suv reaksiyasiga yorqin misol natriy OH bilan H+ning reaksiyasi. Va bu reaksiyadan asosning OH va har doim asosning OH bilan kislotaning H+dan suv chiqadi. Metal bilan asosning metalli bilan kislota qoldig'ini anioni birlashib tuz paydo qiladi mana. Hammamiz biladigan osh tuzi, oshxonadagi tuz, ovqatga solinadigan osh tuzi kuchli asos natriy OH va kuchli xloridan olinadi. Endi bariy gidroksidga o'xshagan kuchli asoslarga, misol uchun, nitrat kislota qo'shing, sulfat kislota qo'shing, reaksiya boradi asos xossali barcha moddalar. Endi bariy ikkivalentli metal bo'lgani uchun nitrat kislota qoldig'i bir negizli bo'lgani uchun u bunaqa birvalentli kislotalarning ikkitasini ushlaydi, ikkita qo'li bor. Shuning uchun NO3dan degressor suv ikki qo'ydik, ikkita H bilan ikkita OH, 2 mol H+OH, ya'ni 2 mol suv degan. Demak, har doim esdan chiqmasa mana, bariy gidroksid asos bu kislotada, kislota mosib ko'ramiz, nitrat kislotada bu asos, asos plus kislota hosil bo'lyapti tuz, bariy nitrat va suv. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Uchinchi xil mahsulot chiqmaydi. Asos plus kislota, tuz plus suv esda qoling. Bu anorganikada neytrallanish,
organik kimyoda etrifikatsiya deyiladi. Va u organikada etrifikatsiyada kislota rolida karbon kislota keladi, uglerod kislota va asos rolida spirt keladi. Va ikkinchi xossa asosga qanday reaksiyalarni berishi mumkin? Asos kislotani o'zi bilan ta'sirlashadi, asos keyin kislotali oksid bilan ta'sirlashib bo'ladi. Kislotali oksidlarda ham kislota xossasi bor edi. Masalan, natriy OHning, natriy gidroksidining, natriy asosining CO2 karbonatangridan 2 xil reaksiyasi bor mol nisbatga qarab. Agar bular bir mol nisbatda reaksiya kirsa, nordon tuz natriy gidrokarbonat olishga erishasiz. Agar 2U1 nisbatda kelsa, o'rta tuz natriy karbonat. Tuzlar nomusidan tahlil qilamiz. Nordon tuzmi, o'rta tuzmi? Joy kelgan natriy karbonat. Demak, asos bilan kislotali oksid ta'sirlashib tuz hosil qiladi. Ba'zi paytlarda nordon tuz hosil bo'lmagan vaziyatlarda suv ham chiqadi. Ba'zan nordon tuz o'zi ham hosil bo'lishi mumkin. Aniq tuz chiqadi. Endi yana asos qanday reaksiya berishi mumkin? Mana yuqorida aytdikki, ayrim metal masslar bilan asoslar ta'sirlasha oladi. Masalan, kremniy natriy OH+ H2O kremniyni natriy ishqor eritmasida eritilganda reaksiya boradi-da. Natriy metasilikat bilan natriy 2 kremniy 2.10 natriy 2 kremniy OH+ vodorod gazi. H nechta? Natriy OH 2 ta bor, bunda 2 ta bor. Jami 2 mol vodorod gazi chiqadi. Bu deylik 3-chi kimyo xossa. Va suvda yomon eriydigan asoslar termik beqarordir. Cho'kma asoslarni qizdirsangiz agar valentligi o'zgarmagan oksidi chiqib keladi. Masalan, temir 2 gidroksidida temir 2 valentli edi, temir 2 oksidi bilan suvga aylanadi. Agar temir 3 gidroksid bo'lsa bu temir 3 oksidi bilan deylik suvga aylanadi, valentligi o'zgarishi bo'lmaydi. Tegasir shu temir 2 taqali vodorod 6 bo'lib ketib suvni oldingi chiqadi. Va yana kimyo xossalarini davom ettirsa bo'ladi, faqat olinishida ham ayrim xossalar haqida gaplashdik. Masalan, alfoter asoslar asos bilan ham kislota bilan ham ta'sirlashadi. Buni alfoter asoslarni xossalarini tushuntirayotganda alyuminiy gidroksid bilan bir yozib beruvdim. Endi keling mana boshqa bir alfoter asoslarga rux gidroksid bilan natriy OH kirishsa. Natriy 2, rux OH 4. Hosil bo'ladi va bu modda natriy 2 rux O2 bilan H2O'ga parchalanib ketadigan beqaror modda hisoblanadi. Natriy 2 rux OH4 kompleks birikma. Natriy sinkat yoki natriy zinkat deb ham ataladigan modda. 2 OH 2 bundan 2 mol suv ajraladi yoki mana bu moddan yaxlit o'zi paydo bo'ladi deyish mumkin. Va amfoter asoslar aytish mumkinki 5-chi xossa amfoter asoslar kislota bilan ham misol uchun nima bilan ham asoslarni reaksiya qilishadi. Rux gidroksid bilan natriy OHni qo'shib reaksiya bo'ldi. Sulfat kislotani qo'shamiz endi. Bir gal kislota bilan bir gal asos bilan reaksiyasini yozib berish kerak. Amfoter asosini amfoter nisbatida shu. Rux esa 4 oladi. 2 ta H, 2 ta OH, 2 mol H OH bo'ladi. Mana bu 2 ta H, mana bu 2 ta OH. Suv chiqadigan hudud har doim shu. Asosning OH kislotali H bilan suv bo'ladi. Asosning metal kationlar kislota qoldig'ining anionlar bilan birlashib tuzga aylanadi. Va undan tashqari yuqorida aytdikki, tuz bilan asos reaksiya kirishi mumkin. Mana bariy gidroksid tuziga natriy sulfatni qo'ysangiz agar ion almashinish mexanizmi bariy borib sulfatni tutashadi. Bariy sulfat oq cho'kma. 2 natriy 2 OH 2 mol natriy OH bo'ladi. Bariy sulfat oq cho'kma. MR 233 gram. Ko'p masalalarda kelgani uchun MR'lar ham yozilib ketgan bariy sulfatni. Va asos bilan tuz reaksiya kirishadi. Yuqorida aytganimizdek, reaksiyaning sharti bor. Mahsulotlardan biri albatta cho'kma bo'lishi kerak. Kamida bittasi. O'shanda reaksiya amalda boradigan bo'ladi. Va siz reaksiya yozib bo'lsangiz agar o'ng tarafda cho'kma bo'lmasa, demak bu reaksiya amalda bormaydigan bo'ladi. Cho'kma bo'lmasa yoki kuchsiz elektrolit suvga kam suzadigan modda bo'lmasa reaksiya bormaydigan bo'ladi. Bu asoslar kimyo xossasi edi. Endi asoslarni ekvivalent topish haqida gap keladigan bo'lsa, ekvivalent asos barobar MR asos. Asoslarni ekvivalent qanday topiladi? Asoslarning mayyor massasini bo'lamiz OH soniga. Asosdagi OH soniga bo'lamiz. Ekvivalent asos barobar MR asos taqsim OH soni. Va juda ham oson. Masalan, ekvivalent natriy OH, natriy gidroksidini
ekranı topeyim desen, onun MR'ı 40 gram taksın balını. Dedik bölümümüz birge. Çünkü natural açıda o kaç bitti. Ve çıkardı 40 gram ekvalent. Ve bari gidereksin yokuşakanları. İki de o kaç saklayacak asoslarda. Bari gidereksin MR'ı 171 gram, 137-134. 52'ye bölümümüz. 170'nin yarımı 85. Demek 85 ömünde 5 gram ekvalent. Ve bitti. Üçte o kaç saklayan vakilini topaylayın. Yani alüminyum gidereksin yokuşakan asoslarını ekvalenti topaylayan da. 78 gram 78 gramı bölümümüz 3 ya 26 gram ekvivalent. Güzel olsun o zaman. Ekvivalent grafik formülası bölüçeyim en olsun asos. Ekvivalent topçu bölüçeyim. Koydasını yolda koyacağım. En olsun asos toplanadı. Demek matematik formülü ayet yaptı ki özü. Matematik sözler durdu ki buna deyip. Asosunun ekvivalent topçu mu sandı yaptı? Asosunun MR'ını böl asosdaki okaçlarını geldi. Ve bundan koyda çıkardı ki asosların ekvivalent massası, asosların maller massası mı? Asos tertibindeki delik OH sonuna yok ki metal valentliği bölüp topladı desem böyle. Çünkü demek ki metal valentliği. Metal neçin valentliği bize OH şuşancı bölendi. Şuşunam metal valentliği bölüm desem böyle. OH sonuna bölüm desem böyle. Demek 2-5 bölüp desek. Bitti 2-3 OH saklayan. Asoslarımı soldayam. Ekvivalent topu gördük. Kendi şey var. Murakkab moddalar soplanandı. Oksit ham, asos ham, kiseta ham, tuz ham. Ve biz ekvivalentler konumunu ötkenimizde oddiy moddalarda ekvivalent topşakla gap ketken idi. Mesela malum bir elementin ekvivalent topşak gerek olsa öşe elementin davri sistemadaki masasını valentliğe bölüp topa. Mesela uglerod elementinin ekvivalentini topayın dese mesela kaysa birikmadı. Karmadan gidirip tarkibide mesela için uglerodun ekvivalent topayın dese malum bir murakkab birikme tarkibide imene bitti element açıp şunu ekvivalent topayın deyişmeler. Önce murakkab moddanın ekvivalentinin topiğinin değişti farkı var mesela. Karbonat angidritinin ekvivalent massasının topiğinin ise oksitler mağusundan bulamız. 44'ünü bölersiniz. 44'ünü bölersiniz MR'ını. Oksitosun kuluçu element, uglerod, unu valentliği 4. İndeksi de 1 var. Demek 44'ü örgü bölüş kere deyken. 11 gram ekvivalent. Bu numara 11 gram ekvivalent bu karbonat angidritinin ekvivalenti. Lekin savol bunaqa berilsa, karbonat angidrit tarkibida uglerodning ekvivalent toping desa, imena uglerodni o'zini so'rayotgan bo'lsa, demak karbonat tarkibida uglerod necha valent? 4 valentmi? Va uglerodning davriy sistemadagi massasi AR nechchi? 12. AR'ni bo'lasiz valentligiga. Demak 12 ni bo'lasiz, karbonat angidrit uglerod 4 valentmi? 4 valent. 12 ni 4 ga bo'lasiz, 3 gram ekvivalent. Bu CO2 dagi uglerodning yakka o'zini valentligi. Mana so nimada? CO2'nin özünü, murakkab moddanın özünü ekvivalentini sorarsa o da işte oksitlerini, asoslarını işlemek tutulandı. Özü anorganik kimyodaki barça murakkab modda ya oksit bölendi ya asos yoksa ya tuz bölendi. Yok ki bir tane birikme bölendi. Tövbe de sıkırmaya diyen bölendi. Murakkab moddalarını hamması özünü olsun ötülendi. Oksitlerini, ötkenimizde oksitlerini, ekvivalent topuşunu başka bulduk, kodasını ettik. Asoslarını bugün ettik. Kimler, kisitelerini, ondan kesin tuzlarını ayıtamız. O değil modellerinin ekvivalenti davri sistemindeki masası valentliği bir buna. Vadarot elementinin ekvivalenti ne içindeyse vadarot atomun. Vadarotlu masası 1, 1 gram taksım mol, nisbi atom masası. Valentliği özgürlüğümüz 1. 1 taksım 1 yana 1. Vadarotlu ekvivalenti şundan 1. Kisarotlu maki 8 ekvivalenti özgürlüğümüz. Çünkü kisarotlu ayarı 16. Onu valentliği özgürlüğümüz 2. Bölse 8 çıkar. Özgürlüğümüz. Çünkü nam ekvivalentler kod desene var değil de. Kimi bir reaksiyelerde 1 gram vadarot bulan, 8 gram kisarotlu reaksiyel kırışladık ya. Yok ki onun ürünü oladığı miktarıya ekvivalent atanadı deyirler. Özgür uçan valentli elementlerin ekvivalenti hem özgür uçan bilir. Mesela temirin massası ayrı 56. Lekin valentliği 2 ve 3. Demek temir 2 valentli birikmelerde 56 taksim 2 yeteng bölgede ekvivalenti. 3 valentli birikmelerde 56 taksim 3 yeteng bölgede. İmmene temirin özünü. Lekin temir oksidi de umar oksidinin ekvivalent topingisi bana bu kodalarda görüyorsunuz. Asosunun mesela. Mesela alüminyum hidroksitte alüminyumun ekvivalenti ne kadar dengesi? Cevabı alüminyum hidroksitte de alüminyum özgürlüğü 3 valentli metal ve alüminyum yani ayarı 27 bromur birikme tarkibi dengi elementin ekvivalentini sorarsa öşe elementin davranış sistemindeki masasını bölersiniz öşe birikme de valentliği. Yani alüminyum yoksa kadar fakat 3 valentli bölgenden ki 27 neçe gibi olur mu? 3 gibi olur mu? 9 çıkardı. Yemin de alüminyum hidroksitte alüminyumun ekvivalenti 9 kadar alüminyum hidroksidinin özünün ekvivalentini sorarsak yani OH taraflarını yapıp sorup olurken de o şanda ekvivalentini içi bölgede dedik 26 bölgede 28 taksın 3
Demek yüz bulamız.